Altcoin evreninden hepinize yeniden merhabalar dostlar. Ben Botuan. Direkt videoya başlamak istiyorum. Hiç zaman kaybetmeden bu videoda da yine bir önceki videonun devamı niteliğinde kaldıraçlı işlemlerde kanıtlı bir şekilde nasıl siz bu taktik ile işlem alabileceğinizi, nasıl minimum risk, maksimum kazanç yöntemini elde edebileceğinizi anlattığım güzel bir strateji videosu daha olacak dostlar. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmazsanız çok ama çok mutlu olurum. Şimdi dostlar gaz kart bu şekilde bir işlem almıştık. Bu işlemin öncesinde yine Twitter tarafında bu şekilde paylaştım. Durdurup detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Ben fotoğrafı görmeniz adına bir tık büyütüyorum. Gaz güncel olarak bize %250 civarında net bir kazanç sağlattı. Güncel tutardan 20x'lik -20 bir kaldıraç açtık. Tüm entrylerimiz neredeyse hemen hemen aldı. %13 düşüş sağladı ve 270 tutarı bizim normalde TP 2'mizdi. Şu şekilde tekrar bir göstereyim. Gaz TP2 geldi. %250 net bir karımız mevcut. TP2 470 yani noktasal %50 pozumuz kapandı bile. Girdiğimiz tutarı 2,5 kat daha fazla bir tutarla devam ettiriyoruz şu anki pozisyonda. Ondan önce aynı şekilde normal Telegram grubunda videonun alt kısmında açıklamada da görebilirsiniz aynı şekilde. Bu arada gaz kartını normal grupta da paylaşmıştım. Zaten oradan aldığım Twitter tarafında aynı şekilde gösterdim sizlere. Şimdi güncel olarak bir de NKN alım yaptığımı, Steam Coin'den elde ettiğimiz karla NKN aldığımı sizlere detaylı olarak söylemiştim ve henüz kırılım gelmeden ben bu coin'i tekrar bir paylaşım yaptım dostlar. NKN şu an kırılım geldi ancak hala TP birimiz gelmedi. Ancak bu NKN kırılımı bize %10'luk payda toplamda bize ben 9000 dolar civarında bir alım yapmıştım. Bakiyemin yaklaşık %5'iyle ve sadece Steam'den elde ettiğimiz karla yani risksiz bir kazançtı benim gözümde. Ve kümülatif bir elimiz görmüş olduğunuz gibi 1568 dolara gelmiş durumda ki henüz TP1 dediğim gibi gelmedi. NK ne güzel hacimli bir kırılım yaptı ve test aldı. Ben de alt bölgeden zaten takibe almıştım. Yine trade grubunda da bu coin'i sizlerle birlikte paylaştım dostlar. Şimdi bir de şu olayımız var. Render tarafında yine trade grubunda almış olduğum işlemlerden biriydi. Ancak bu işlemi ben iptal ettim. Neden kaynaklı? İlk gece buralardan dönmüştü. Ve ikinci gece Ertesi gün için tekrar bu puzu duruma göre aktifleştirecektim. Ancak bu fırsatı vermedi. Direkt sert bir iğne atıp düşüşe geçti. Ve güncel 20x'de %200 üzerinde net bir kar. Yani 3x'lik bir kazanç kaçmış oldu. Yine değerlendiren arkadaşlarımız var. Bereketli olsun. Şimdi gelelim. Gaz'da ben bu işlemi neden aldım? Render'da ben bu işlemi neden aldım? NKN'de ben bu işlemi neden aldım? Aslında burada uygulamış olduğum strateji tüm hem spot tarafında da kullanabileceğiniz hem kaldıraçlı tarafında da kullanabileceğiniz bir strateji dostlar. Bu yüzden bilerek NKN Gas Render. Bu spot futures yani kaldıraçlı işlem yine kaldıraçlı işlem dostlar. Şimdi buradaki yapılara detaylı olarak bir e, bakıyoruz. Öncelikle NKN'den başlayalım. NKN birçok kez bizim kar elde ettiğimiz coinlerden biri. Kısa zaman diliminde baktığımızda özellikle bir dönüş alanı var ve bu dönüş alanını ben direkt belirtiyorum. Gri band aralığında bir çizgi çiziyorum. Benim olmam gereken stop loss yerinin arası oluyor. Bant altı stop loss. Neden? Bu band eğer kırılım gelirse aynı şekilde retest ve bir altta destek aramaya gidecektir. Spot tarafına bakıyorum. Dikkat ediyorum. Bu her temas ettikten sonra ortalama %100. Burada aynı şekilde temas %100. Yani 2x burada temas bile gelmemiş ki bölgenin burada gayet güçlü ve başarılı olduğunu hala çalıştığını anlamaktayız. Tekrar baktık %140. Aynı şekilde bakın biraz daha zayıflamış. Burayı saymıyorum. Burada temas geldikten sonra %40, %50. Burada her bir bölmede, her temasta bu bölgeyi biz defalarca aylardır da tradelediğimiz coinlerden biri. Biliyorsunuz Steam Blaze'den 4x'lik bir kazanç elde ettik. İşlemin öncesi ve sonrası Telegram grubunda ve trade grubunda detaylı olarak sizlerle paylaştım. Steam tarafında aynı şekilde %100 net bir kar elde ettik. Hatta Steam tarafını şu şekilde tekrar göstereyim. 25 Ekim henüz 5-6 gün önce bir satış yaptık. Steam çizmiş olduğum kart analizi %100 üstü net kar. Elimdeki tüm Steam coin'leri sattım ve tepeden bir sattıktan sonra aynı şekil geriye düşmeye başladı. İşlem öncesi %11 stop yani risk getir analizi 1'e 10 dostlar. %10 stop loss'a %100 karla bu işlemi sonlandırdık, kapattırdık. TP'lerimiz de nokta olarak geldi. Entry bölgem, stop loss bölgem, kademe bölgelerim yine aynı mantık aslında dostlar. Render'da da bu şekilde işlemi paylaşmıştım. Render'da düştü. Stop loss seviyemiz, kar alma noktalarımız, kaç x'te kaç kaldıraçlı takip edebileceğiniz ve ekstra olarak kendiniz nasıl işlem alabileceğinizi anlattığım trade grubunda özel trade eğitim serisi bulunmakta. Trade grubuna katılanlara özel bir eğitim serisi. Harici olarak bir de soru analiz grubu var. Burada da aynı şekilde mentor arkadaşlarımız olsun ben olayım. Aynı şekilde sorularınızı cevapladığım güzel bir analiz grubu dostlar burada. Bu gruba katılıp benimle birlikte işlem almak istiyorsanız da aynı şekilde normal telegram grubuna katılıp açıklama kısmında görebilirsiniz. Sabitlenenlerde trade grubu katılım formu mevcut. Gerekirse benimle de iletişime geçebileceğiniz bir link mevcut dostlar. Şimdi gelelim Gascoin tarafına ve uygulamış olduğum BKN'deki aynı şekilde Render'deki strateji. Şimdi burada anlamış olduğunuz gibi destek bir bandımız var dostlar. Tek bir bölge değil ancak alan niteliğinde. Bu alanın bize toplam volatilitesi %13. Yani ortalama baz alıyorum. Ortalamayı neden? Birinci entry alanımız yani bir kere alım, 100 dolar alım yapacaksak 35 dolar buradan aldık. 35 dolar buradan aldık. 30 dolar buradan aldık farz ediyorum. Yani 3'e böldük bakiyemizi ve kademeli bir alımımızı yaptık. Bu sefer ortalamamız ne olmuş oluyor? Bu bandın yarısı kadar. Yani %7 dostlar. Kırılım gelmiş, bir onay almışız ve aynı bölgeden temas var ve uzun süredir de fark ettiyseniz yavaşlayan ve azalan bir hacim var dostlar mumda. Her temastan sonra %27 daha az. %44'den %27'ye %27'den ise burada temas etmeden ufak bir atakla %11 harekete ve burada kırılım geldikten sonra %19 %20 civarında bir hareket başlamış ki dediğim gibi az önce gösterdiğim gibi 9000 dolar gibi bir tutarda benim kendi adıma 50 etmiş olduğum kar bu kadar dostlar ki bunu da 10.500 dolara çıkarmış olduk. Ne yaptık? Steam'den 2x yaptık. NKN'ye geçtik. Futures tarafına hiç bulaştırmadım o bokeyi. Aynı şekilde buradan kademeli büyütmeye devam ediyorum. Şimdi mantık şu dostlar. Ana band kırılmadığı sürece al sat bunlar ne? Daha önce de sizlere birçok videoda anlattım. Yine bu taktiği son video ile birlikte birleştirirseniz eğer aslında hemen hemen aynı strateji uygulamak diyeyim ki 3 gün önce attım. Ondan önceki hemen videoya baktığımızda kısa vade en çok kazandıran alt diye bir başlık attım. Ondan önce yine aynı şekilde dostlar bu alt dikkat diye bakın burada tekrar NKN ve Steam için ve Kadena'dan %40, Blaze'den henüz %200 kar alıyorken bu videoyu da tekrar paylaştım. Bu videonun da öncesi kısa vade altcoin sepeti. Ben bu sepeti paylaştıktan sonra çekilen bir video ve güncel hallerini görüyorsunuz. Ortalama olarak yüzde %900 gibi. Bu piyasadan kastımın ne demek istediğimi anlıyorsunuz dostlar. Henüz sağlam ataklar başlamadan bile biz bu tutarları son 2 ay içinde kar hanemize yazmış olduk. Ve bunları aynı şekilde Telegram grubunda, Trade grubunda paylaşarak hep birlikte elde etmiş olduk dostlar. Bu yüzden açıklama kısmındaki Telegram grubuna katılmanız sizin faydanıza olacaktır diye diye düşünüyorum. Şimdi gaz tarafında neden böyle bir senaryo çizdim? Genelde renk yapıları nasıl oluyor dostlar? Belli bir alanda yani şöyle çizeyim. Hemen şunu şöyle yaptığımızda range, range high, EQ dediğimiz ve range low dediğimiz belli başlı bir alanda sirkülasyon olduğunda olası bir devination geldiğinde burası devination geldiğinde fake out diyebilirsiniz aynı şekilde geri dönüşleri itesi de long günlü alınır ki kademeli düşüş geliyorsa buralarda açık likitte kalıyorsa aynı şekilde şimdi bunları geri alalım. Yine hemen hemen aynı ancak burada net bir renç çizemiyoruz. Ancak belli bir range high bandı dediğimiz bir özellik var. Yani direnç bandı alanı. Net bir direnç diyemem bu coin'e. Çünkü şöyle bir grafiğini göstereyim. Bu coin yeni çıkmasına rağmen sağlam yükselişe geldi. Biz burada düşüş sinyalini nereden alıyoruz? Aslında sinyal demek de burada yanlış olur dostlar. Sadece analizden kaynaklı Belli bölgeleri geldikten sonra bir geri dönüş evaresi arıyoruz burada. Ve geri dönüş evaresini aldıktan sonra bu nasıl alıyoruz dostlar? Açık bir likidite topluluğu var. Belirtmiş olduğum bölge. Hatta hiç bozmayalım. Biz burayı yine XXX olarak belirtelim. Burası açık bir likidite topluluğu. Henüz fiyat yeniden oynatmaya gelelim. Buralardayken bizim yapmamız yani beklememiz gereken hareket neresi? Buraların likiditesini kapatıp yani üste bir atak yapıp şöyle tekrar çizeyim. Bu likiditeleri alıp belli bir alanda görmüş olduğunuz iğnelerin hepsi bu banttan tepki alıyor. Sadece burada ufak bir sapma var. Buradaki likiditeleri alır isterse buraya kadar gider isterse buraya kadar gider. Geri dönüşünde retest kısmında biz burada işleme dair oluyoruz ve ne yapıyoruz? Bir önceki videoda da bahsettiğim gibi bant üstü stoplos atıyoruz veya tam tersi biz yükseliş yönlü bu hareketi devam ettiriyorsak eğer bant altı stoploslu bir şekilde takip ediyoruz. Burada da açık likitler var ve dönüş order bloğumuz yani sipariş bloğumuzun burada olduğunu görmekteyim dostlar. Buraya kadar ben bu pozu rahatlıkla taşıyabilirim ancak kademeli olarak. Şimdi oynatalım tekrar. Biz atak bekliyoruz. Doğru mu? Doğru. İşlem almak için tekrar atak bekliyorum. Bunu detaylı olarak da tekrar aynı şekilde burada da paylaştım. Oynattık. Henüz hala likitliler alınmadı. 30 dakikalık yani LTF bir grafikte bakıyorum. Devam ediyoruz. Şunu bir 2x veya 3x yapalım isterseniz. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmazsanız çok ama çok mutlu olurum dostlar. Şimdi beklediğimiz atak da burada geldi. Biz ne çizmiştik? Aynı şekilde atak gelen likitliler alındı. Burası artık bizim alınan lik bölgesimiz. Lik alındı diye yazıyorum dostlar. Burada nakite geçirildi short'çu arkadaşlar ve tekrar bizim ne oldu? Aynı çizdiğimiz az önceki çizdiğimiz yapı F kat geldi. retestini testini aldı, düşüyor. Ben artık işlemdeyim dostlar bu dakikadan sonra. İşlemi paylaştım. Hatta şöyle tekrar bir Telegram tarafında da gösterelim. Gaz tarafında işlemde nerede paylaşmışız? Kırılımını yapmış. Geri dönüş retest kısmında benim olmam gereken yer. Burası dostlar. Ben artık bunu biliyorum. Stop olursam da minimum riskli bir şekilde bu işlemi taşıyıp minimum riskli bir şekilde stoplos olmuş olacağım. Yani bunun hatta şöyle bir bakalım. Şu anki stoplos oranı kaçmış? 20 yüzde %42 dostlar. 20 hisse yüzde işte 42'ye yüzde 250 bir kar elde ettik güncel haliyle. Devam ediyorum. Aldı onayımda. TP1 gelmek üzereydik Gelmedi kar alma noktam. Tekrar izlemediğim hala fiyat sert bir şekilde salınım yapmadı. Tekrar enter alanına geldi. Sıkıntı yok. Tekrar aynı direnç bölgesini karşılaştı. Burada aslında fiyatın neyini anlıyorum bir de bu alan net olarak burada da almış olduğu tepkilerle birlikte net bir direnç alanı. Yani buradan bir geri dönüş evarisi bir zayıflama beklediğini anlıyorum dostlar artık. Aynı şekilde pozu taşımaya devam. Poz fiyatladı TP birimiz geldi. Pozum hala açık hiç sıkıntı yok. Devam ediyorum tekrar enter aldı. Çok güzel bir entry alanında bakın şu entry'yi aldıktan sonra dikkat ettiyseniz sert bir hacimli mum gelmesi Burada aynı zamanda bize neyi gösteriyor? Çık gir mumu. Bu çık gir mumu neydi dostlar? Fiyatın hangi yöne atak yaparsa tam tersi yönünde gideceği bir evareydi ki kanalda yine videosunu bulabilirsiniz. Şimdi dostlar bir de burada e, dikkatimi çeken bir unsur daha oldu. Ne? 15 dakikalığa bakıyorum. Bakın hacimliler hemen hemen aynı kalmış. Ancak 30 dakikalıkta 30 dakikalıklar biraz daha hani biliyorsunuz yüksek zaman dilimine gittikçe daha önemli. Çık çıktığı kadardan yani çıktığım mum kadardan daha fazla bir düşüş gelen kırmızı mum var dostlar. Şunları sileyim. Net bir şekilde anlayacaksınız ne demek istediğimi. Yeşil muma iyi bir şekilde. Bakın. Çıktığı mum ne kadar, düştüğü mum ne kadar. Aradaki farkı görüyorsunuz. Yani ben bu yeşil mumun sadece short entry'lerini almak amaçlı bir e, hareket olduğunun onayını son kez anlıyorum ve aynı şekilde ne olmuş oluyor? Burada ufak da olsa bırakmış olduğu ikili dip seviyesi neredeyse aynı şekilde EQ high dediğimiz bölgeyi bu gelen iğne ile ve buradan giren şortçuları patlatarak aynı şekilde düşüşe başlıyor dostlar ve düşüşümüz devam ediyor. Biz pozumuzu taşımaya devam ediyoruz aynı şekilde. Güzel bir fiyatladı. TP birimiz tekrar geldi burada aynı şekilde ve sert hacimli bir düşüş. TP ikimiz entry oldu dostlar. Ve güncel durum bu şekilde. Buradan gelip tekrar bir flip atsa bile burada 3-4 kez zaten işlem aralı olmuş oluyor. %400-%500 de kar alabilirsiniz bu setupta. Ancak benim gibi de yapabilirsiniz. Entry stop loss %50 pozumuz kapandı. TP ikimiz geldi burada. Tek işlemde %250 net bir kar dostlar. Entry'leri yazdım. Stop loss'umu yazdım. işlemi sizlerle birlikte burada paylaştım. Ve sadece arkama yaslandım. Geri kalan koyuna e kalmış oluyor. Çünkü biz olmamız gereken yerdeyiz dostlar. Render'daki aynı olay. Şimdi gazda ne demiştik? Şurayı bir hatırlayın. Direnç alanı. Direnç alanından sonra bir fake out. Bakın. Direnç alanı. Tepki. Direnç alanından sonra bir fake out. Ancak burada aynı şekilde ufak bir likitte topluluğu da bırakıyor. Burası HTF'de önemli. Yani yüksek zaman diliminde bizim takipimizde önemli. Peki bir çanak var hocam veya W formasyonu var yok değil. Burada geldiğinde tamamlaması burayı demek. Buradan sonra kırılımda genelde spot olarak takiplerde bu formasyon da kullanılır aynı şekilde. Kırıldığı bandı yani kırmış olduğu bandı kazandığı için bu bölgenin üstünde kapattığı için. retest kısmında tekrar bant altı stoplosslu bir şekilde spot olarak da takip edilebilir. Ancak buradaki uygulamış olduğumuz strateji şundan kaynaklı. Az önce NKN'de de belirttiğim gibi uzun süre temas etmedikten sonra bakın ilk temasta ne kadar güçlü olduğunu ki bölgenin üstünde bir alıcının biriktiğini görmekteyiz. Render'da da aynı şekilde. Uzun süredir bakın günlük bazda Haziran ayından bu zamana bu direnç alanı test edilmemiş ki satıcılar burada toplanması lazım. Buradaki günlerdeki biriken tüm satıcılar burada ilk temasta karşısına çıkacaktır bu alanın. Aynı şekilde biz de ne yapıyoruz? Tepki satışı dediğim bir yöntemle bir taktikle işlem alıyoruz ki bu işlemi dediğim gibi akşam iptal ediyorum gece entry oluyor sabah tekrar paylaşacaktım ancak uyuduğum için giremedim yine giren takip eden arkadaşlarımız olmuş değerlendiren herkese yeniden bereketli olsun şimdi buradaki strateji de şu dostlar bant üstü stop loss'lu çünkü ilk temasımız var ve işlemi %25'ini bu kademelerden zaten kapatmış olmanız lazım çünkü tepki short alıyoruz biz en son nereye kadar en sonki order block yani oluşacak ilk tepki bölgesine kadar bu işlem kademeli olarak kar alabilirsiniz dostlar. Buraya kadar gitmese bile siz ne yapıyorsunuz? Kademe 1 aldınız kar. 2 aldınız. 3, 4, 5. Siz zaten 2 poz aldığınızda bu saatten sonra güncel olarak %200 kar demek. Burada %40 stoplos geriye kalanı %40 stop bile etseniz ki buradan %25 %20 veya şu şekilde 5 parçada %20 %20 şeklinde kapatmaya devam etseniz bile ortalama olarak elde etmiş olacağınız kar %400 yüzde %500 civarında olmuş olacak. Hatta şöyle bir ortalama çekelim hemen hemen %400 evet ve burada %40'a yine minimum riske maksimum kazanç 1'e 10 oranında bir risk getiri analizi yapmış olacaksınız dostlar. Özellikle ilk tepki şortları veya ilk tepki longlarına dikkat edin dostlar. Yine kanalda da bu videonun devamını detaylı olarak bulabilirsiniz. Bilginiz olsun bu tepki longu, tepki şortu, bu blokları nasıl çizdiğimi detaylı olarak A'dan Z'ye anlattım. Yine trade grubunda trade eğitim serisinde de order blok yapılarını nasıl çizdiğim, demand supply alanlarını nasıl belirlediğimi detaylı bir şekilde anlattığım bir video serisi bulunmakta bilginiz olsun dostlar. Tekrar hatırlatmak gerekirse normal grupta sabitlenenlerde trade grup katılım formu mevcut. Gerekirse benimle de iletişime geçebilirsiniz dostlar. Herkese yeniden bol kazançlar bu video bu kadar diyelim. Videoyu da beğenmeyi ve kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmazsanız çok ama çok mutlu olurum dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.